Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Embriyoloji dizimizin bir başka sunumuyla karşınızdayım. Gelişimin 3. haftasında trilaminer diskin nasıl oluştuğunu göreceğiz. Bu videoları kısa kısa hazırlamaya karar verdim. Çünkü çok yeni tanımlarla karşılaşacağız. Akılda kalabilmesi için uzun derslerin faydalı olmadığını düşünüyorum. Ayrıca bu videonun sonunda güzel bir animasyon var. Onu da izlemenizi öneririm. Sevgili arkadaşlar, bilaminer diskten trilaminer diske geçtiğimiz bu dönem gastrulasyon olarak adlandırılmaktadır. Sonuçta oluşacak oluşumda gastrula olacaktır. Şimdi bizim temelde iki tane tabakamız var. Bunlardan bir tanesi ektodermin gelişeceği bir epiblast ki bunu daha sonra göreceğiz. Ektodermden aynı zamanda endoderm ve mezoderm gelişecek. İkincisi ise aşağıda yer alan hipoblast. Bu bizim bilaminer diskimiz. Bilaminer diskimizin çevresinde de burada amniyotik kese bulunuyor. Altında ise definitif yolk sac adlı oluşum bulunmakta. Sevgili arkadaşlar, burada da bilaminer diskimizi görmektesiniz. Bilaminer diskimizin söylediğimiz gibi amniyon sıvısı bu bölgede. Definitif yolk sac bu bölgede yer almakta. Ve burada gördüğünüz gibi bir kolumnar epitel var. Burada ektoderm olarak geçen hadise aslında epiblast. Aşağıda kübik epitel olarak geçen şey ise hipoblast. Sevgili arkadaşlar, benim kötü çizimimle bu gördüğünüz bilaminer disk var ve bilaminer diskin üst tarafı kraniyal bölge, alt tarafı ise kaudal bölge. Ve üst tarafta kırmızı ile gördüğünüz şeyler epiblast, alt taraftaki ise hipoblast. Şimdi gelişimin ilerleyen safhalarında ilk önce orta hatta aksiste bir hücre proliferasyonu meydana gelecek. Bu hücre proliferasyonunun devamında ise bir nod oluşacak. Bu ilk olarak oluşan çizgiye primitif streak adını veriyoruz. Yani primitif hat, line ne derseniz. Öbür taraftaki nod oluşumuna ise primitif nod adını veriyoruz. Bu hücre proliferasyonu ile gerçekleşen bir tablo. Bir de ayrıyeten ek olarak kraniyal bölgede epiblastla hipoblastın birbirine son derece yapıştığı bir bölge oluşuyor. Buna da prekordal plate adını veriyoruz. Demek ki karşımıza 3 tane terim çıktı. Bunlardan bir tanesi primitive strake, bir tanesi primitive node, öbürü ise prekordal plate. Şimdi bu hücre proliferasyonunun olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi epiblastın prolifer olarak ortaya, aksisin orta hattına doğru ilerlemesidir. Bunu sağlayan ise fibroblast growth factor 8'tir. Temel olarak hücrelerin prolifer olarak orta hatta gelmesini ve ilk önce bir kabarıklık oluşturmasını, yani biraz yükselti oluşturması gerekiyor. Bu aynı zamanda primitif noda kadar gidiyor. Ve buraya gelen hücrelerin bir kısmı tekrar geri dönüp kraniyal kısma doğru da ilerlemeye başlayacaklar. Kraniyal kısma doğru ilerleyince o zaman bu diskin yapısı da değişecek. Kraniyal kısmı biraz daha genişleyecek. Kaudal kısmı ise biraz daha daralacak. Sevgili arkadaşlar, bir yükselti olduğunu, bunun primitive streak olduğunu ve aşağıda ise bildiğiniz üzere epiblast ve hipoblastların olduğunu söylemiştik. Alt katta da hipoblastlar var. Bir müddet sonra bu primitif streak dediğimiz oluşum, ki onu tekrar yazalım, primitif streak dediğimiz oluşum, ucunda da ne vardı? Primitif node vardı.
Bir müddet sonra buradaki hücreler erimeye başlıyorlar. Ama bilmemiz gereken bir şey var. O da nedir? Buradaki epiblastların proliferasyonu ve primitive streak'ten ve node'dan içeri girişi devam ediyor. Ve içeri doğru girdikten sonra bu bölge yavaş yavaş dejenere olmaya başlıyor. Ve bunun sonucunda da bu aşağı inen epitel hücreleri yani epiblastlar aşağıya doğru, yana doğru ve aynı zamanda yukarıya doğru da bu aşağıdan ilerliyor bu hücreler. Bu ilerleyen hücreler epiblasttan bir başka hücre formasyonuna geçiyor. O da nedir? Şu. Aşağıya denen hücreler epiblasttan aşağıdaki hipoblastların dejenere olmasıyla beraber yeni bir tabaka oluşturuyor. O da endoderm. Gene epiblastlar araya girdikleri zaman bir başka doku oluşturuyorlar. O da mezoderm. Yukarıdaki epiblastlar ise kendileri dejenere olarak başka bir hücre tipine geçiyorlar. Bu da ektoderm. Şimdi birazdan göreceğiniz slide'da bunu daha net olarak anlayacaksınız. Evet sevgili arkadaşlar, benim kötü çizimimden sonra burada yeni bir çizim söz konusu. Bakın bu yeni çizimde bu hattı görüyorsunuz. Fibroblast growth faktörle orta hatta bir kabartı oluşmuştu. Primitive streak'te. Sonra o dejenere oldu. Primitive streak artık bir primitive groove, yarık haline veya pit diye adlandırılıyor. Ona dönüştü primitive streak. Ve buradan gelen farklı yapıdaki hücreler aşağıya doğru geldiler. Hipoblastların dejenere olması, kaybolmasıyla beraber orada hipoblastlardan endodermi oluşturdular. Ve arkadan da burada gördüğünüz orta tabakada farklı bir hücre yapısı oluşturdular. O da mezoderm. Ve yukarıdaki epiblastlarda ne hale dönüştüler? Ektoderme dönüştürdüler. Dolayısıyla bizim epiblastımız bir kendisi aşağıdaki endodermi oluşturuyor. Ve orta tabakadaki mezodermi oluşturuyor. Ve bu mezoderm bu diskin kranial yüzüne doğru da ilerliyor. Sadece altta kalan bir hadise söz konusu değil. Ve epiblasttan da ne çıkartıyoruz? Ektodermi çıkartıyoruz. Epiblast gördüğünüz üzere son derece bereketli bir tabaka. Hem kendisi değişip ektodermi hem de endoderm ve mezoderm oluşturuyor. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz bizim primitive streak'imiz vardı. Primitive streak'imiz ne oldu? Daha sonra primitive groove'a dönüştü ve aşağıya doğru indiler. Ve epiblastlardan ne oldu? Endoderm ve mezoderm oluştu ve aynı zamanda ektoderme dönüştüler. Bir de biliyorsunuz bunun kranial kısmında ne vardı? Prechordal plate vardı. Şimdi buradan oluşan epiblastlar aşağıya doğru indikleri zaman yukarıda burayı çok fazla genişletemiyorlar. Yanlardan ilerliyorlar ama bu bölge de herhangi bir gelişim orta hatta söz konusu değil. Zaten orta hat bizim vücudumuzun orta hattını oluşturacak. Sol sağ olarak gelecek. Ama eğer buna yukarıdan bakacak olursak primitif nodumuz çökentisi böyle ve buradan gelecek olan epiblastlar dairesel olarak aşağıya doğru gidecekler ve kranial kısma doğru ilerleyecekler. Yukarıdan değil de aşağıdan ilerleyecekler. Dolayısıyla ne olacak? Buradaki nodumuz yavaş yavaş ilerlemeye başlayacak. Halbuki yukarısı tamamıyla kapalı ama ne olacak? Buradan gelen epiblastlar yukarıya doğru, nereye doğru gidecekler? Prechordal plate'e doğru ilerleyecekler. Dolayısıyla burada bir tünel oluşacak. Bu tünelin ismi de notochordal proses veya tünel olarak adlandırılan bir oluşum meydana gelecek. Şimdi bir sonraki slide'da bunu daha net olarak görebileceğiz.
bakın ne söylemiştik? Primitive node'dan gelen bu hücreler ileri doğru gidecekler ve bu nodumuz yavaş yavaş ileri doğru gidecek. Bu hatta izleyecek. Bu hatta izlediği zaman aşağıda epiblast tabakasının hemen altında notokordal tünel veya notokordal prosesi oluşturacak. Arkadaşlar bu daha güzel bir slide. Gördüğünüz gibi şurası primitif nodumuzun olduğu yer ve primitif nodun aşağıda olan hücreler bu gördüğünüz maviyle kaplı olan yerde neyi oluşturacaklar? Notokordal prosesi oluşturacaklar ve bu bir santral hat aksis boyunca kranial bölgeye doğru ilerleyecek. Sevgili arkadaşlar, bu çizimden anlaşılacağı üzere ya da anlaşılmayacağı üzere, çünkü çok net olmadığı açık, ama burada primitif nodumuz var. Ve primitif nodumuzdan gelen hücreler aşağıya doğru ilerlediler. Ve burada neyi oluşturdular? Notokordal prosesi oluşturdular. Tabii yukarıda nevimiz var, ektodermimiz var. Aşağıda da endodermimiz var. Prekordal plate, prekordal plate burada. Onu da şu tarafa şey yapalım. Burada prekordal plate. Ektodermle endodermin, epiblastla hipoblastın son derece birbirine yapışık olduğu bir bölge. Ve ne oldu? Bu bölgede bir de ayrıyeten ne var? Arada bir mezodermimiz var. Değil mi? Aşağıdan yukarıya doğru çıktı ve öyle oluştu. Ve sonuçta bizim bu yapıdan anladığımız gibi notokordal prosesimizi ve tünelimizi oluşturmuş olduk. Şimdi bu noktaya bir ek yapmamız gerekiyor. O da şu, mezodermin olmadığı 3 bölge var. Bunlardan birincisi prekordal plate. Ne demiştik? Epiblastla hipoblast, yani endodermle ektoderm birbirine bir araya gelmişti. Bunlardan bir tanesi bu. Bir de ayrıyeten daha kaudal tarafta bir yeni oluşumuz var. Buna da kloakal membran adını veriyoruz. Burada da epiblastla hipoblast son derece birbirine yapışık durumda. Bir de ek olarak yukarıda hemen bizim prekordal plate'imize yakın olan bir bölgede başka bir oluşum daha var. Buna da bukofarenjiyal membran adını veriyoruz. Bukofarenjiyal membran prekordal plate ile beraber demek ki mezodermin olmadığı ikinci ve üçüncü bölgeler. Bunlarda da ektoderm ve endoderm birbirine yapışık. Kloakal membrandan anüs gelişecek. Bukofarenjiyal bölgeden ise dudaklar gelişecek. Eğer orayı düşünürseniz zaten ektoderm ve endodermin olduğu fakat buna karşın mezodermin olmadığı iki bölge gayet rahatlıkla ortaya çıkar. Bakın burada prekordal plate ile beraber İki yeni oluşumuz daha var. Birisi bukofarenjiyal membran, öbürü ise kloakal membran. Bukofarenjiyal membrandan dudaklar gelişecek. Buna karşın kloakal membrandan ise anüs gelişecek. Sevgili arkadaşlar, notokordal prosesimizi bir kez daha görelim. Bu tarafta ne daha vardı? Ektoderm vardı. Bu tarafta endoderm var. Burada ise prekordal plate'imiz var. Ve burada da primitif nodumuz var. Ve şimdi burada esas olan şeylerden bir tanesi şu. Yukarıda bir amniyotik sıvımız var. Aşağıda ise bir yolk sac'imiz var. Şimdi normalde primitif noddan gelen bir amniyon sıvısı var ve buradan notokordal prosese doğru
ilerledi. Zaman içerisinde bu notokardal proses ve aynı zamanda bunun altındaki endoderm yavaş yavaş dejenere olacaklar ve buradan gelen amniyotik sıvı aşağıdaki yolksertle birleşecek. Yolksertle birleştiği zaman da o zaman karşımıza yepyeni bir oluşum çıkacak. Buna da nöroenterik kanal adını veriyoruz. Nöroenterik kanalın özelliği şu. Nöroenterik kanal bir tarafta santral sinir sistemi, bir tarafta ise gastrointestinal sistemin oluşacağı ve geçici olarak bulunan, daha sonrası dejener olup kaybolacak bir yapı. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi size bahsettiğim animasyonu izlemeye başlayalım. 3 tane germ tabakasının oluşmasını izleyeceğiz burada. Burada gördüğünüz üzere bahsettiğimiz epiblastımız var. Aşağıda hipoblastımız var. Ve normal tabakalarımızın gelişimindeki bilaminer diski görmektesiniz. Kranial ve kaudal endimiz var ve aşağıda yolksak, yukarıda da amniyotik kese bulunmakta. Şimdi işte bizim bahsettiğimiz bir kloakal membranımız vardı. En aşağıda yer alan, yukarıda da bu faryngeal membranımız vardı. Şimdi şu kesite bir göz atacağız. Bu kesitte neler oluyor onu bir göreceğiz. Gördüğünüz gibi epiblastımız, hipoblastımız ve primitif streikimiz oluştu ve içeri doğru bir grup meydana geldi. Ve hücreler bu tarafa doğru gidiyorlar ve aşağıdaki hipoblastı değiştirdiler. Ne oldu bunlar? Artık definitif endoderm oldu. Fakat sadece bununla kalmıyor. Aynı zamanda bir intraembriyonik mezoderm oluşacak. O da gene aynı şekilde primitif streikteki hücrelerin dağılmasıyla beraber, bakın farklı renkle gösterilen bir mezodermimiz oluşacak. Yukarıdakilerde ektoderm oluşacak. Aşağıda endoderm vardı. Arada da mezoderm vardı. Burası da primitif streikimiz. Burası ise primitif nodumuz. Epiblastlarımız var. Kranial ve kaudal endimiz. Ve bizim bu oluşan mezodermimiz aşağıdan yavaş yavaş yukarı doğru ilerleyerek ne yapacak? Diskin bakın üst tarafını, kranial kısmını genişletecek. Alt taraf daha daralacak ve aşağıda notokordal proses olacak. Adeta bir terlik gibi. Tabii notokordal prosesten ileride ne olacak? Nöral tabaka oluşacak. Şimdi notokordal tünelin oluşumuna bir bakalım. Cross sectional view görüyorsunuz burada ve burada primitif streikimizde oluşan primitif groove'umuz var ve bu bölgeden kesitimize bakarak ne olduğunu göreceğiz. Bakın oluşan tünelimiz burada notokordal proses ve normal görünümde bir tünel tarzında ve epiblastlar tarafından oluşturulmuş bir notokardal prosesi izlemektesiniz. Ve daha sonra bu yavaş yavaş ilerleyerek aşağıda mezodermle birleşecek. Şimdi tekrar bu sagittal view'e bir bakalım. Nöroenterik kanalımızın da oluşumunu da izlemektesiniz. Ne oldu? Amniyon sıvısıyla umbilikal sak arasındaki oluşumu da böyle tamamlamış olduk. Daha sonra ileride burada bir folding oluşacak. Folding de bir sonraki dersimizin konusu olacak arkadaşlar. Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.